biz var oldukça, biz sağ oldukça, biz ayakta durdukça bu ülkeye kimse kötülük yapamayacaktır. Bu ülkenin geleceğiyle kimse oynayamayacaktır. Bunu ilan eden siz Bursalı hemşerilerimi gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, 15 Temmuz akşamı bir kabus yaşadık. Tüm ülke olarak, tüm insanlık olarak üzüldük. Hatta sadece biz üzülmedik. O akşam haberler düştüğünde Kosova'dan arıyor bir öğrencim. Hocam Türkiye'de ne oluyor diyor ağlamaklı sesiyle. Arnavutluk'tan arıyor, Makedonya'dan arıyor. İşte siz reisimizin, cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanları doldurarak o gün ağlayan insanları güldürdünüz. Allah sizden razı olsun. Ameliniz mübarek olsun. Değerli hemşehrilerim, biz öyle bir ülkeyiz ki sadece ve sadece misak-ı milli sınırlarıyla sınırlı olan bir ülke değiliz. Biz sadece ve sadece bizden ibaret değiliz. Gönül dünyamız var, hinterlandımız var, Afrika'ya var, Balkanlar var, Kavkaslar var, Orta Asya var, Orta Doğu var. Siz sadece bu ülkenin geleceğini kurtarmadınız. Aynı zamanda dünyadaki Müslüman milletlere örnek oldunuz. Bize kasteden ehli salibe dur dediniz. Dolayısıyla sizin duruşunuz, sizin burada bulunuşunuz, çoluğunuz, çocuğunuzla bu saatlerde burada bulunmanız bir ibadettir. Cenab-ı Hak ibadetinizi kabul etsin. Değerli hemşerilerim, uyanık olmak lazım. Gaflete düşmemek lazım. Din diyerek, Diyanet diyerek, Kur'an diyerek, Peygamber diyerek bizleri her zaman aldatmaya kalkanlar çıkabilir. Dolayısıyla uyanık olmak lazım. Gerçekleri görmek lazım. Bu ülke İslam'ın son kalesi. Ona sahip çıkmak lazım. Diyorum hepinizi 6 şubesi bir yüz binlerce üyesiyle selamlıyorum. Bu duruşunuz, bu hareketiniz mübarek olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.